İlk iftarda yine hurma veya zeytinle orucu bozdunuz. Bir kase domates çorbası. Şimdi şefimizin yanına gideceğiz. Domates çorbasını anlatacak. Güzeli, lezzetlisi nasıl yapılır diye. O sonra yine Reşat Bey'in dediği gibi hurma yendi. Su içildi. Bu su çok soğuk veya çok sıcak olmayacak. Domates çorbası içildi. Üzerine birazcık taze kaşar da rendeleyebilirsiniz. Besin değerini artırır. Sonra 5-10 dakika ara verilecek. Ondan sonrasında barbunya fasulyesi. Hem tok tutar hem bitkisel protein vardır ve çok faydalı bir gıdadır barbunya fasulyesi. Yanında da domatesli pilav. Artık Ramazan'da bir günde pilav yensin değil mi? Tamam pek hiç vermedik Ramazan'ın başından beri. Ne makarna ne pilav. Ama bakliyat ve yanında bol domatesli, biraz sıvı yağlı bir pilav. Miktarı abartmazsanız arada nefsimizi de köreltmek için güzel olur. Hele şöyle biraz da karabiberli domatesli pilav hiç de fena olmaz. Arada fındıklı kek. Fakat bu kek içerisine biraz belki meyve de koyabilirsiniz. Beyaz undan ziyade tam buğday unuyla uygun yapıldı mı şişmanlatmaz ve bağırsakları çalıştırır. Yanında da bir büyük bardak süt. Kek ve süt. Sütte tarçın olursa çok daha iyi olur. Sonra sahurda Ramazan pidesi. Fakat burada miktarı abartmayalım. Yani hiç Ramazan pidesi yemeden bir Ramazan geçmez. Bu zamana kadar pek vermedik ama ara sıra Ramazan pidesinde yemek lazım. Onun eğer içi çok kalınsa ben şöyle yapıyorum pideyi. İçindeki fazla hamuru biraz şöyle çıkartıyorum. Hani çok hamur bir pideyse ve az miktarda nefsi köreltecek kadar. Mesela 1/5 olabilir, 1/4 olabilir iştahınıza, yaşınıza göre. Yanında da az yağlı ve az tuzlu bir peynir. Taze mozzarella, lor, çökelek, taze kaşar veya onun gibi az böyle sevdiğiniz ama az yağlı, az tuzlu bir peynir ve tahin pekmez. Şimdi tahin pekmezi yemek lazım çünkü pekmez güçlü bir antioksidan, kansızlığı önlüyor, enerji veriyor. Tahin de uzun süre tok tutucu bir etkisi var tahin pekmezin. Ve bir tane katı yumurta, yanına da 2-3 adet acı olmayan sivri biber. Sahurda çok acı yemek sonra susuzluk yapar. Taze, çıtır çıtır acı olmayan sivri biber ve domates, günün konusu zaten. Salatalık harareti önler, kabuklarıyla beraber yiyiniz. Ve üzerinden sıcak su geçirilmiş, fazla tuzlu ve yağlı olmayan zeytin, dereotu. Neden dereotu? Bir, dereotunda tahmin edemeyeceğiniz kadar çok kalsiyum var. Kemik erimesine karşı çok iyi, harareti önler. Susuzluk ve harareti önleyen dereotu, taze nane, bunlar harareti önlerler. Aynı zamanda da yeşillik ihtiyacımızı antioksidan özellik katarak da karşılarlar. Ve yine bir kasede domates çorbası. Domates çorbasını nasıl seviyorsanız, ister önden çorba içip sonra pide ve kahvaltılı edebilirsiniz, olabilir.